Kameralarımızı Erzurum'a çeviriyoruz. Erzurum'da stüdyo konuğumuz bizi beklemekte. Profesör Doktor Erdal Aydoğan. Efendim hoş geldiniz programımıza. Önemli bir konu Ermeni meselesi ve Çok her 24 Nisan'da teşekkür karşımıza ederim. çıkıyor. 7 asır boyunca milleti sadıka dediğimiz Ermeniler özellikle cephe gerisine sivil halka mezalim yapacak duruma nasıl geldi? Teçhir kanunu çıkarılmasına giden yol neydi? Hocam duyabiliyor musunuz bizi acaba? Hocam başladı. Evet duyuyorum. Evet, sorum şöyle hocam Hocam sizlere. duyabiliyor musunuz bizi acaba? Efendim. Sorum şudur. Teçhir kanununa çıkarılmasına giden yol neydi hocam? Evet. Teşekkür ederim. Ben ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimize selam yollayarak konuşmaya başlamak istiyorum. Bilindiği gibi aslında Ermeni sorunu diye bilinen sorun 19. yüzyılın başından itibaren ortaya çıkmış olan Doğu sorununun bir parçasıydı. Bundan başka bir şey değildi. Peki ne oldu da Doğu sorunu bir Ermeni sorununa dönüştü? İşte bunun için büyük devletlerin, emperyal devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini tabii çok iyi irdelemek lazım. Vaktimizi de iyi kullanmak için derinlemesine girmeyeceğim ama bu büyük emperyal devletlerin bir İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya, Rusya gibi devletler olduğunu söylemekle yetineceğim. Bu devletlerin şüphesiz Osmanlı ülkesi üzerinde ve paylaşım üzerinde geleceğe dönük çok büyük yatırımlar yaptığını görmekteyiz. Bir başka sayık olarak biz bu meselenin ortaya çıkmasında Ermeni kiliselerinin rolünün çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da hakikaten sorunun ortaya çıkmasında, şekillenmesinde ve uygulanmasında çok büyük roller üstlendiğini söyleyebiliriz. Yine milliyetçi düşüncelerin Osmanlı ülkesine girmeye başladığını söyleyebiliriz ve diğer azınlıklar üzerinde milliyetçi düşüncelerin çok erken bir evrede etkili olmasına rağmen Ermeniler üzerinde en son etkiyi bıraktığını söyleyebiliriz ama maalesef Ermeni meselesinin bu geç çıkışa rağmen etkisi günümüze kadar sürdü. Belki bundan sonra da devam edecek. Yine ayrıca din faktörünün tabii bu meselenin ortaya çıkmasında bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şimdi bütün bunları söyledikten sonra ne olması gerekiyordu bu meselenin şekillenmesi için? Elbette bir takım isyanlar olması gerekiyordu. Büyük devletlerin desteği olması gerekiyordu. Bir defa isyan çıktığı zaman ortaya çıkabilecek olan her türlü iş çığırından çıkabilecekti ve büyük devletlerin müdahalesi buna müdahalesi olacaktı. Bunları çok iyi hesap eden büyük devletler işte Doğu sorununun bir parçası olarak 93 Harbi diye bildiğimiz 90 Rus-Osmanlı Savaşı'nın hemen akabinde imzalanan Berlin Antlaşması'na bu işi indirgediler ve 61. maddeye bunu indirgediler, koydular ve o gün bugündür Ermeni meselesi maalesef uluslararası bir sorunun parçası haline geldi ve bu andan itibaren büyük devletler Ermeniler üzerindeki bütün yatırımlarının şimdi sonuçlarını almaya başladı ve süratli bir şekilde örgütlenen Ermeniler ve ki bunu da belirtelim ki bu örgütlenmeler genelde Osmanlı ülkesinin dışında gerçekleşmişti. Daha sonra Osmanlı'nın değişik coğrafyalarında şubeler şeklinde örgütlenmiş ve faaliyetlerini sürdürmüşlerdi. Bu böyle devam etti. İlk siyasi isyan 1890 yılında Erzurum'da patlak verdi ve bu isyanların patlamasının hemen akabinde bütün ülkede sanki düğmeye basılmışçasına birçok isyanın çıktığına şahit olmaktayız. Ve bu süreç bu şekilde devam ederken aslında bu neydi, bu isyanlar neydi? Büyük devletlerin dikkatlerini çekmek ve büyük Ermeni meselesinin şekillenmesinde ve Osmanlı ülkesi üzerinde oluşacak olan uluslararası baskıyı bununla şekillendirmekti. Bu böyle devam etti efendim ve daha sonra
Daha sonra tabii Osmanlı ülkesinde bir takım sorunlar da yaşanıyordu içeride. Neydi bu? Özellikle Jöntürk diye bilinen ve İttihat Terakki Fırkası ve cemiyetinin faaliyetleri söz konusuydu. Ve bu süreçte bunu bir rejim meselesi olarak algıladılar. Ve ne yaptılar? Sultan Abdülhamit'e karşı onu tahttan indirmek için gerektiği zaman bu örgütlerle, adını saydığımız Hınçak, Taşnak, Ramgavar, Meşruti örgütlerle birlikte hareket ederek padişahı devirmek istediler. Bu yüzden de Ermeni meselesi daha da bir canlı ve şekilli hale gelmiş oldu. Şimdi burada İttihat Terakki'nin tabii rolü çok büyüktü. Daha iktidar dönemine geçinceye kadar yapmış oldukları faaliyetler hakikaten dikkat çekiciydi. Ve birçok unsurla işbirliği yapıyorlardı. Bunların başında da Ermeniler geliyordu. Özellikle savaşın hemen öncesinde Haziran 1914 yılında Osmanlı Devleti'ni artık idare etmek üzere ortaya çıkmış olan İttihat Terakkiciler Erzurum'da bunlarla kongre düzenlediler, bir araya geldiler ve olması muhtemel bir savaşın önüne geçmek istediler. Fakat daha sonra göreceğiz ki hemen Ağustos ayında Taşnaklar tekrar Erzurum'da bir kongre yapacak ve süratli bir şekilde kararlarını değiştirecekler ve Ruslardan yana tercihlerini kullanacaklar. Tabii artık İttihat Terakki'nin bu iktidar döneminde bir takım faaliyetler yürütülüyordu ki İttihat Terakki yöneticileri bunu çok iyi görmüştü. Artık ne olacağını anlamışlardı ve nihayetinde savaş öncesi Ruslardan yana, İngilizlerden, Fransızlardan yana tercih kullanmak isteyen İttihat Terakkiciler onların bu tercihlerin reddedilmesi üzerine doğal olarak uzun yıllardan beri ilişki içerisinde olduğumuz Almanlarla müttefik olmak durumunda kaldılar. Artık savaş kaçınılmazdı. Osmanlı yöneticileri bunu çok iyi fark etmişti ve nihayetinde Kasım 1914'te savaşı başlatmış oldular. Şimdi tabii savaş başlar başlamaz bu Ermeni çeteleri ve örgütleri tercihlerini süratli bir şekilde Rusya'dan yana kullandılar. Ve daha önce örgütlü oldukları için de bunlar kurmuş oldukları bir takım ordularla, çetelerle ve Osmanlı ordusunda görev yapan Ermeni subay ve askerlerle birlikte bunlar çok büyük oranda haksızlık etmeyelim, katılmayanlar da vardı ama bunlar çok büyük oranda Rusya'nın yanına geçti ve Rusya'nın savaşta işini kolaylaştırmak gibi bir misyon üstlendiler. Tabii bu durum çok ciddiydi. Osmanlı ülkesi artık savaştaydı, savaş alanıydı. Doğal olarak Osmanlı yöneticilerinde bir şeyler yapması gerekmez miydi? Tabii ki gerekecekti ve ne yaptılar? Bu durumda yani savaş alanında ve savaş arkasında olup bitenleri iyi idrak eden yöneticiler bunun bir tehdit olduğunu anladıkları andan itibaren de bir takım tedbirler aldıklarını görmekteyiz. Sizlerin sormuş olduğunuz soru aslında işte bu sürecin bir devamıydı. Ve bakınız yöneticiler ne yaptılar o dönemlerde? Daha tehcile gitmeden önce bu tehdidi önlemek için bir takım ön önlemler almaya başladılar. Mesela bunlardan bir tanesi çok dikkat çekiciydi. Çok dikkat çekiciydi ve yöneticiler Doğu Anadolu bölgesinde Ermenilerin yoğun yaşadıkları bu bölgelerde yönetici olan Ermeni ve azınlık memurlarına görevden el çektirmek gibi çok önemli bir iş yaptılar. Yani bu çok önemliydi ve bunu uygulamaktan da asla tereddüt etmediler. Yine ne yaptılar? Uzun yıllardan beri emperyal devletlerin Ermeni politikalarına uygun olarak bunları silahlandırmış olmalarından dolayı yöneticiler hükümettekiler ne yaptılar? Şehirlerde silah taşımayı yasakladılar ve eğer taşıyanlar olursa bunların tedbiri için bir takım yine önlemler aldılar. Yine bunların dışında başka ne yaptılar? Bunlara nasihatleri gönderdiler ve özellikle patrikhane üzerinde hükümet yetkilileri bunlarla bir araya gelerek olması muhtemel olan hareketleri önceden bunlarla paylaştılar ve kesinlikle böyle bir faaliyetin
her taraf içinde büyük bir yanlış olabileceğini söylediler. Bunların tehdit olabileceğini söylediler. Sonra tabii bu süreç ne olursa olsun, ne gibi tedbirler alırsanız alın hiçbir şekilde Ermenileri yolundan çeviremeyeceklerine şahit oluyoruz. Ve işte tam da günümüze kadar ülkemizi ve uluslararası gündemi meşgul eden Ermeni meselesinin başlangıç dönemine gelmiş oluyoruz. Evet. Neydi bu? Bu şuydu efendim. İttihat Terakki hükümeti bütün bu tedbirlere rağmen tehdidi çok iyi algıladı ve bir takım hareketleri iyi sezdi ve gördüğü için de başka yapacak bir şey yoktu. Ayrıca ülkenin birçok yerinden, savaş alanından birçok katliam haberleri geliyordu. Erzurum bölgesi bunlardan bir tanesiydi. Çok ciddi katliamlar oluyordu. Müslümanlar katlediliyordu. Bunlar tabii dehşete düşürüyordu. Yapılabilecek bir şey yoktu. Ordunun düzeni, intizamı bozuluyordu. Ordunun düzeni, intizamı bozuluyordu. Sayın Aydoğan, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Altyapısını en azından öğrenmiş olduk sizlerden. Çok teşekkürler.